listesine girdiği için iki madalyası İnşallah var. İnşallah başbakan olacak. İnşallah. İyi olmasın. Annem bana öğretebileceği her şeyi, sağlığı yerindeyken öğretebileceklerin hepsini öğretti. Çok kutluyorum. Annemin bana en önemli öğüdü hayallerimin peşimden koşmamı söylemesiydi. Ve ben anneme şu an yanımda olsa hakikaten onu ne kadar çok özlediğimi, eksikliğini ne kadar çok hissettiğimi, onun cenazesinde de yaptığım konuşmada da söylediğim bir şey, huzurda olmasını istediğimi söylerdim. Anneler Günü'nde önemli iki isme yer veriyoruz. Biri Koç ailesinin ikinci kuşağı, 1,5 yıl önce hayatını kaybeden merhum Suna Kıraç ve çok değerli kızı İpek Kıraç. Suna Kıraç bir eğitim gönüllüsüydü. Türkiye'de sivil toplum hareketi denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesiydi. Şimdi o bayrağı değerli kızı İpek Kıraç devraldı. Şu anda annenizin yıllarca çalıştığı Koç Holding'deki ofisindeyiz. Siz hala burayı kullanıyorsunuz. Burası onun iş yeriydi. Peki evdeki Suna Kıraç nasıldı ve nasıl bir anneydi? Hem tatlıydı hem sertti. Ama annemle en çok tatillerde işten uzak kaldığı zaman daha yakındık. Burası annemin odası. Kaç yıllık artık bilmiyorum. En az bir 30 yılı vardır diye düşünüyorum. Odasını olduğu gibi tuttuk. Hiçbir şeyini değiştirmedik. Ve bu odayı kullanmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Tabii annemin buradaki disiplini, azmi, o iş harareti eve geldiği zaman annemden birazcık çekinirdim. Ama hafta sonları olsun, tatillerde olsun tabii ki çok daha yumuşak, çok daha ailesel anlar yaşayabiliyorduk. Çok daha keyifli zamanlarımız oluyordu. Ama annem deyince benim aklıma hep bir disiplin, bir sistem, bir saygı, öğrenim, öğretme, hep bir düzen. Ne sabah kahvaltımız şaşmazdı, ne akşam yemek saatimiz şaşmazdı. Her şeyin bir zamanı, bir disiplini. Onun bir akışı vardı annem için ve biz o akışına uyardık. Sizin için şöyle bir ifade kullanıyor. Yakınlarım kişiliği, kararlılığı, inadı ve yaşam felsefesiyle İpek'i bana benzetiyorlar. İpek, bağımsız düşünen, kendi geleceğini belirleyen, insanlarla son derece olgun ve kendine özgü bir iletişim kuran bir genç kız oldu. İnadı geçmiş bende, bana annemden geçmiş kesin. Ben de birazcık inatçıyım. İnandığım şeyin peşinde koşarım, sonuna kadar da giderim ve bana bunu annem öğretti. Annem bana bunu hem iş hayatında öğretti hem yaşam mücadelesiyle öğretti. Çünkü inanılmaz bir yaşam mücadelesi verdi ve o da bana bir hayat dersi. Ve kendisinin de belirttiği gibi seçme özgürlüğünü verdi. Beni kendime bıraktı ve o benim için büyük bir şanstı. Ben ortaokul ve lisede özellikle biyolojiye çok ilgim vardı. Ve hem annemin hastalığından dolayı hem konuya, fene çok ilgim vardı. Ve onun için annem üniversiteye gittiğim zaman bana ne okumak istiyorsan okuyabilirsin diye bir notu var, bir kağıda yazmıştı ve altını çizmişti. O benim için büyük bir özgürlükte ve ben üniversitede biyoloji okuyarak sevdiğim şeyi okuyabilme şansını yakaladım ve çok şanslıydım. O şansı ben de aynı inatla bütün kız çocuklarına verebilme hayaliyle çıktım bu yola. Siz de tıpkı anneniz gibi dezavantajlı bölgeleri geziyorsunuz orada. Fırsat eşitsizliği, özellikle eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan kız çocuklarına ulaşıyorsunuz. Eğitim onun için çok önemliydi, o hayat amacıydı. Gerek Koç Lisesi olsun, Koç Üniversitesi olsun, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olsun, hayatını buna adamıştı. Annemin bütün konuşmalarında en ünlü, hep tekrar ettiğimiz cümlesi, eğitim yalnızca devlete bırakılmayacak kadar büyük ve karmaşık bir sorun. Onun için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor der. Ve çok haklı. Elimizi taşın altına koyup desteği vermemiz gerekiyor. Ve buradan çıktı aslında her şey. Biz annemin vefatından 3 ay sonra başladık bu projeye. İlk önce bir fikir vardı, sonra isim ne olsun diye düşündük. Ve tabii ilk önceliğimiz annemin anılmasıydı. Ve nesilden nesile devam eden bir yolculuk olduğu için adını Suna'nın kızları koyalım dedik ve öyle bir yola çıktık. Peki Suna'nın kızları nasıl bir proje? Burada amaç bütün sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, fikirleri olanları, paydaşları, herkesi bir araya getirerek çözümlere beraber ortak bir şekilde bir çatı altında cevaplayabilmek, çözebilmek. Ve burada bizim için önemli 5 tane şey var.
Bu çocukların duygusal ve bedensel olarak iyi halde olmaları, öğrenebilmeleri ve öğrenmeye sürekli erişimleri olabilmeleri, eğlenecek ve dinlenecek vakitlerini yaratabilmeleri, baskı altında yaşamamaları ve kendi hayatlarıyla ilgili kararların içinde bulunabilmeleri ve bu 5 şeyi yapabilecekleri bir ekosistem oluşturmaya çalışan bir yolculuk Suzan'ın kızları aslında. Her şeyi gördük aslında biz sahaya indiğimizde ki daha bir kere indik, sadece Urfa'ya gittik. Erken yaşta evliliği bir defa çok görüyoruz. Yoksulluk çok arttı ve yoksulluk arttığı için ailelerin kendi dinamikleri değişti ve öyle bir sistemde İlk elekten düşen maalesef kız çocuğu oluyor. Bize yardım et oluyor. Evde, ev işlerinde yardım et, aile, kardeşlerle yardım et. Bu hala var. İstanbul'da burnumuzun dibinde de çocuklar teknolojiye, okula erişim sıkıntısı yaşadı. İstanbul'un bazı yerlerinde biz derin yoksulluk ağından Hacer Fogo ile gezdik. Hakikaten inanılmaz yerler var. Burnumuzun dibinde ve fark etmiyoruz bile. Peki sizlerin yaptırdığı araştırmanın sonuçları bu soruna dair neler söylüyor? 3 tane temel sorun görüyor. Biri toplumsal cinsiyet eşitsizliği, diğeri yoksulluk, diğeri de yapısal şiddet. Mesela resmi nikah oranlarına baktığımız zaman 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuk sayısı oğlan çocuk sayısının 18 katı. Bu mesela çok büyük bir rakam. OECD verilerine baktığımız zaman 2019 yılında 20-24 yaş grubunda kadınların %44'ü ne eğitime ne de istihdamda var. TÜİK verilerine de baktığımız zaman 2022 kadın verilerinde şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı erkeklerin 5'te 1'i civarında. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden, yapılarından biri Koç topluluğunda 6 yıldır yönetim kurulundasınız farklı şirketlerinde. Annenizin vefatından sonra tabii ki sorumluluklarınız arttı diye tahmin ediyorum. Sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Bu süreçte bir öğrenme ve gelişim yolculuğuna çıktım diyelim. Koç topluluğu 100. yılına yaklaştı ve kuzenim Ömer'in başkanlığında ve profesyonellerle hakikaten çok başarılı bir modelle devam ediyor. Ve ben bu süreçte öğrenebildiğimi öğrenip elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim ve kendimi geliştirip sorumluluklarımı yerine getirmek için çaba göstereceğim.